Levent Yılmaz Piyasalar ve Ekonomi Güvenliği bir süredir Türkiye, Amerikan dolarının TL karşısındaki değer artışı ve enflasyon seviyesi üzerinden bir tartışma içerisinde. Elbette kurdaki artış ve enflasyonun geldiği seviyelere ilişkin pek çok neden sıralamak mümkün. Ancak benim bakış açıma göre konuya sadece piyasa aktörlerinin tamamı ahlaklı gibi yaklaşmak, başta 2001 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alan George Akerlof, Michael Spence ve Joseph Stiglitz gibi ünlü bilim insanlarına hakaret olur. Dahası ve önemlisi sermaye piyasalarında sıkça rastlanılan ve düzenleyici denetleyici mekanizmaları güçlü olan ülkelerde ekonomik suç olarak tanımlanmış insider trading yani içeriden öğrenenlerin ticareti dediğimiz bir gerçek var yani henüz kamuya açıklanmamış bilgileri üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasası araçlarının değerini etki edip piyasada işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek. Peki Türkiye'de durum ne? Bir haftadır olanlar. Çok geriye gitmeden içinde bulunduğumuz haftada olanları inceleyelim. 27 Nisan 2018 Cuma günü Borsa İstanbul Bist güne yükselişle başladı ve günü de bir önceki güne göre yükselişle tamamladı. Ancak ne olduysa 30 Nisan 2018 pazartesi günü oldu. Sabah yine yükselişle açılan Bist öğlene doğru sert satışlar yedi ve günü %3,10 düşüşle tamamladı. Satışların ağırlıklı olarak bankacılık hisselerine gelmesi ise dikkat çekiciydi. Salı gününü 1 Mayıs tatiliyle atlatan piyasalarda çarşamba gününden itibaren banka bilançoları gelmeye başladı başladı. Burası şu açıdan önemli. Ocak Mart döneminde BIST tüm işlem hacminde yabancı yatırımcı payı sadece %24 iken piyasa değerindeki payı %64. Ayrıca BIST'teki bankacılık portföy değerinde 76 milyar TL ile portföyün %80'i yabancılardı. O gün BIST bankacılık endeksindeki düşüş de yaklaşık %4 oldu. Peki bu hareketi tetikleyen ne olabilir? Acaba birileri bu haftadan itibaren açıklanacak banka karlarının beklenenden daha düşük olacağını fısıldamış olabilir mi? Yani bizim içerden öğrenenlerin ticareti diye tanımladığımız şey gerçekleşmiş olabilir mi? Devam edelim. 30 Nisan pazartesi günü BIST'teki düşüşle TL'ye geçen yabancılar ne yapmış? Ona bakalım. Bir önceki cuma gününü 4,05 seviyelerinden kapatan dolar TL pazartesi gününden itibaren yükselmeye başladı. Görüyoruz ki yabancılar ellerindeki TL ile dolar talebi yaratmaya başladılar ve kuru bu yazının yazıldığı perşembe günü öğle saatlerinde 4,28 seviyelerine getirecek hareketi başlattılar. Tabii bunda kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Normalde Ağustos ayında yapmayı planladığı Türkiye değerlendirmesini apar topar salı akşam açıklayarak Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin de etkisi de var. Akla gelen bir diğer soru, S&P'nin kararı kamuya açıklanmadan önce bazı yabancı piyasa aktörlerine fısıldanmış olabilir mi? Ekonomi güvenliği ve ekonomik istihbarat. Bugün bizim yaşadığımız şeyleri incelemek için biraz daha bilgiye ihtiyacımız var buradan bir komple teorisi hikayesi çıkarmak isteyip konuyu sulandırma hevesinde olanlara baştan cevap vermek için CIA'nin internet sitesinden kamuya açık olarak 26 Şubat 1957 yılında hazırlanan Ekonomik İstihbarat İstatistikleri kitabına ulaştım. CIA, 1957 yılında diğer ülkelerin bütçelerini, gayri safi milli hasılalarını, borsa verilerini, maden rezervlerini, ürettiği ürünleri, kaç tane radyo istasyonu olduğunu, hava, deniz, karayolları uzunluğunu, hangi ülkelerle ticaret yaptığını yani ekonomisini ilgilendiren her şeyi kayıt altına almış. Bugünün imkanlarıyla topladıkları bilgiyi hayal etmek oldukça güç. Dahası 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Amerikan hükümetinin bütün departmanlarında çalışan profesör sayısından daha fazla profesörün CIA'in ekonomik istihbarat departmanında çalıştığı bilgisine sahibiz. Amaçları ise ABD'nin ekonomi güvenliğini sağlamak ve bu ülkelerdeki kaynakların ABD'nin ekonomi güvenliğine katkı sağlayacak şekilde kullanımının sağlanması. Benzer çalışmayı başkaca ülkelerin de yaptığını biliyoruz. O halde başta belirttiğim üzere hiç kimse konuya piyasa aktörlerinin tamamı ahlaklı gibi yaklaşmamalı sorulması gereken sorular. Şimdi bütün bu bilgiler ve veriler ışığında bir süredir Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da dikkat çektiği konularla ilgili olmak üzere Türkiye piyasalarında son bir haftada yaşananlara ilişkin ekonomi güvenliği Çalışan bir akademisyen olarak bazı şeyleri merak ediyorum. Mesela 30 Nisan günü borsamızdaki sert satış dalgasına ilişkin olarak arka plandaki nedenlerle ilgili düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar bir inceleme yapmış mıdır veya yapmakta mıdır? Bankaların bilanço bilgileri kamuya açıklanmadan önce üçüncü şahıslarla paylaşılmış olabilir mi? Bu konuda yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumların bir incelemesi var mıdır? SP'nin Türkiye'nin notunu düşürme kararı kamuya açıklanmadan önce Türkiye'de faaliyet izni verilen yabancı aracı kurum veya bankalarla paylaşılmış olabilir mi? Bu konuya ilişkin bir inceleme var mıdır? Benzer şekilde geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nda yapılmamış bir toplantıyı yapılmış gibi bir algı yaratıp hiç konuşulmamış konuları müşterilerine e-posta göndererek asimetrik bilgi yayan banka ve veya şahıslarla ilgili yapılan veya yapılacak bir işlem var mıdır? Soruları artırmak ve detaylandırmak mümkün. Ancak bu kadarının cevabı bile Türkiye'ye karşı bir süredir yürütülen ekonomik saldırılarla ilgili bir fikir edinmek için yeterli olacaktır.